Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 31 Ekim'de Türkiye saatine göre akşam 17.49'da 8 derece boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, her ay meydana gelen dolunay bu sefer Ekim ayında iki kez dolunay yaşıyoruz. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir süper ay, işte mavi ay olarak da tanımlanıyor. Boğa burcundaki dolunay kendi içinde çok güçlü bir enerjisi var. Ve hepimizin hayatlarında kişisel olarak aynı zamanda tabii ki toplumsal alanlarda önemli farkındalıklar ve dönüşümler getirebilecek bir dolunay. Öncelikle üç gün öncesi ve üç gün sonrası yani 27 Ekim'le başlayan süreç ve 4 Kasım'a kadar olan dönem dolunayın tesirlerinin en güçlü olarak e, gündemde olacağı süreçlerdir. Ama Kasım ortalarına kadar, 15 Kasım'a kadar da yine Dolunayın etkisinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Boğa dolunayları e, genel olarak hayatta maddi, manevi, güvenlik alanlarımızı e, sembolize eder. Yani Boğa burcu zodyakta sabit nitelikli toprak elementine ait bir burçtur ve bizim dünyasal değerlerimize birebir aslında bağlantılıdır kazançlarımız, paramız, mal varlıklarımız, bütçemiz, gelir gider dengemiz, bunun yanı sıra sahip olduğumuz her türlü değer, yakın ilişkilerimiz, güven beklediğimiz, istikrar beklediğimiz temalar, en temel doğal ihtiyaçlarımız, beslenmemiz, toprak ve doğa ile bağlantılı konular, boğa burcu ile ilişkilidir ve dolunaylar bu alanlardaki temaları daha fazla gündeme getirebilir ve bu alanlardaki hassasiyetleri artırabilir. Dolunay'ın an haritasına baktığımızda yine boğa burcu yükseliyor. 5 derece boğa burcu yükseliyor. Ay ve Uranüs haritanın hemen yükselen çizgisinde 8 derecede birleşmiş durumdalar. Bu Dolunay Uranüs tam kavuşumda. Ve Akrep Burcu'ndaki Güneş de Uranüs ve Ay tam bir karşıt açıda. E, tabii ki e, Uranüs söz konusu olunca biraz daha böyle beklenmedik durumlar, sürprizler, huzursuz edici, stres yaratıcı koşullar, elektrikli ve hızlı durumları bekleyebiliriz aslında. Hem ruhsal anlamda bizi huzursuz edebilecek, heyecan yaratabilecek durumlar artabilir. Hem de bir şekilde hani çok plan dışı olan, çok hani beklemediğimiz, planlamadığımız durumlarla, dolunayla karşılaşabiliriz. Bir anda gündem değişebilir. Evet, herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay Boğa burcunda sabit bir burçta olacağı için özellikle sabit burçlarımız daha fazla etki alacaklar. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel doğum haritalarınızdaki kişisel gezegenleriniz özellikle Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarının 8 derece ve yakınlarında yerleşmişse bireysel etkileriniz çok daha güçlü olabilir. Bu dolunay ile beraber önemli farkındalıklar kazanmamız mümkün yani süre gelen bazı konu ve kavramlar hayatımızda tamamlanma aşamasına gelebilir ya da e, bilmediğimiz bazı boyutlarını keşfedebiliriz bu yüzden kendi içinde önemli farkındalıklar ve sürprizler barındırıyor Aslında e, toplumsal alanlarda güçlü tesirleri olabilir her şeyden önce para, parayla ilgili boğa ve para piyasaları, ekonomi bu dolunayın tesiriyle şöyle bir güçlü bir şekilde gündem oluşturabilir. Hızlı bazı gelişmelerin olması döviz piyasalarında, kurlarda ya da faizde, borsa gibi spekülatif piyasalarda ani gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Bireysel olarak bu hayatlarımızda evet para kazançları ya da para çıkışları gibi yine biraz daha dengesiz, ee, hani düzen dışıdır durumlarda yaratabilir plan dışı durumlarda yaratabilir ee, paylaştığımız kaynaklar yani bizim olan konular sahiplendiğimiz değerler ve başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar arasında bir çekişme hissedebiliriz benim ve senin kavramları bu dolunay enerjileriyle beraber daha fazla gündemimizde olabilir ve sahip olduğumuz değerler ve kendi güvenlik alanlarımızla ilgili hassasiyetlerinde arttığı bir dönemde olabiliriz. Doğa koşulları, toprak tüm topraktır e, boğa ve toprakla ilgili konular e, ve tabii ki toprak ürünleri yine tarım belki e, beslenmemizle ilgili gıda ile ilgili konu ve kavramlar. Dolunay'ın enerjileriyle yine daha fazla belki günlük hayatlarımızda belirginleşebilir ve belki biraz daha rutinlerin dışına çıkmamız, bazı düzen değişiklikleri yapmamız, beslenmemizle ilgili bazı rutinlerde değişiklikler yapmamız mümkün görünüyor. ve dünya üzerinde önemli doğa olayları tetiklenebilir bu dolunayın tesiriyle beraber Uranüs depremleri veya hani bir şekilde hızlı hava değişimlerini hızlı hava değişimlerinden fırtına gibi meydana gelebilecek doğa olaylarını e, tetikleyebilir. Ülkemiz de önemli ölçüde etkileniyor. Çünkü akrep ülkesiyiz. Biz 5 derece akrep güneşimiz var. ve Dolunay tam akrebi, akrep güneşimizin karşısında gerçekleşecek. Ülkemizi de önemli ölçüde etkileyecek bir dolunay enerjisi bu. Ülkemiz içinde de bu doğa olayları aktifleşebilir. Ancak ben daha çok dünya üzerinde güçlü bir deprem olabileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra bazı kazalar artabilir. Uranüs tesiri uçakları, hava yollarını yönetiyor Uranüs. Elektriği yönetiyor, elektroniği yönetiyor, teknolojiyi yönetiyor. Bilişim sektörü yine Uranüs'le alakalıdır. E, uranyum madeni yine uranüsle alakalıdır. E, ve dünya üzerinde gerek elektrik e, ile ilgili konularda belki enerji santralleriyle ilgili bazı e, stresli durumlar oluşabilir. Bu alanlarda belki güvenliklere çok fazla önem vermek gerekiyor. Hava çok elektrikli olabilir. tabi fırtınalar, şimşek yıldırım düşmelerine dikkat etmek lazım. Elektrik kazaları günlük hayatımızda biraz daha öne çıkabilir. Boğa Uranüs ile birleştiği için tabii ki dolunaylar biliyorsunuz sağlığımız üzerinde de etkili. Hem ruhsal halimizi biraz etkiliyor, huzursuzluklar verebiliyor, uyku sorunları yaratabiliyor. Hem de bedensel olarak da bazı sağlık problemlerini daha fazla tetikliyor. Bu durumda tabii boğa, bedenimizde boğaz bölgesini yönetir. Boyun, bademcikler, gırtlak, Boğa tarafından yönetilir. Yani Tiroit Ormanı Boğa yönetimindedir. Bu bölgelerde var olan bazı kronik sorunların aktifleşmesi mümkün ya da bir anda hani böyle bir problemle karşı karşıya kalınabilir. Uranüs nörolojik sistemleri yönetir ve tansiyon dengesizlikleriyle de bağlantılıdır. Gerek biz veya çevremizdeki kişilerde böyle nörolojik sorunların biraz tansiyon problemlerinin daha fazla kendini göstermesi de mümkün. Özellikle ee, dikkatli olmakta, hani kendimizi çok fazla yormamakta fayda var. Dolunay haftasında özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Evet, hormonal sistemimiz, ve özellikle tiroid hormonlarında da bazı dengesizliklerin görünmesinde bekleyebiliriz. Yönetici gezegen Venüs ve terazi burcunda çok güçlü bir pozisyonda yerleşmiş aslında ee, ve terazi olunca her türlü ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, ülkeler arası ilişkiler, diplomasi, siyaset, e, bunlara da vurgu yapıyor ve bu alanlarda bazı stresler de gündemde olabilir, İlişki dinamiklerinde bazı belki huzursuz edici koşullar ya da ani gelişmelerle bazı sürprizlerle e, karşılaşabiliriz. Merkür Terazi burcunda geri harekette ve yine Oğlak burcundaki Satürn'le Merkür'ün tam bir karesi var. Merkür Satürn karesi zihnimizin, düşüncelerimizin biraz sorguladığını gösteriyor. Geçmişi sorguluyoruz. İçinde bulunduğumuz koşulları sorguluyoruz. Bir anlaşma içerisindeysek anlaşmanın şartlarını gözden geçirebiliriz. İlişki dinamiklerimizi gözden geçirebiliriz. Tabii bu bazı eksikleri, hataları, yanlışları fark etmek adına da olumlu olabilir. Biraz daha karamsar belki daha ciddi düşünceler içerisindeyiz. Merkür, Satürn karesi. Yasal konularda, bazı anlaşmalarda, sözleşmelerde şartları tekrar ele alıp değişimler yapabileceğimizin de göstergesi ya da bireysel anlamda belki e, taraflar arasında e, bireysel çıkışlar olabilir. Beklenmedik davranışlarla karşılaşılabilir dolunay enerjileriyle. Ülkemizde de özellikle yine liderleri, hükümeti etkileyebilecek politikada, muhalefet partisi ve benzeri alanlarda ilginç durumlarla karşılaşabiliriz. Mecliste bazı ilginç beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. E, milletvekillerinde belki partilerden ayrılmalar ya da böyle ilginç çıkışlar söz konusu olabilir. Ünlü kişilerle ilgili yine e, beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. E, finans piyasaları, spekülatif piyasalar hassas bir dengede. E, daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. E, günlük hayatta halkın genel düzeni, e, belki eğitim hayatında öğrencilerin şu an kendi hani, eğitim düzeninde daha önce verilmiş olan bazı kararlar sorgulanabilir veya günlük hayatımızla ilgili düzenlemeler tekrar yapılabilir ya da finans piyasaları ile ilgili bazı yeni düzenlemeler yapılabilir tüm bunlar dolunayla beraber bireysel hayatlarımızda ve toplumsal hayatlarımızda daha görünür bir şekilde gündemde olabilir bireysel olarak da hepimiz kendi haritalarımızda boğa burcunun bulunduğu ev alanlarında bu dolunayla yüzleşeceğiz. Bazı farkındalıklarla karşılaşacağız. Dönüşümlerle karşılaşacağız. Bu yükselen burcumuza göre tabii ki bizi etkileyecektir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa dolunayın genel tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Boğa dolunayı ikinci evinizi aydınlatıyor. Parasal kaynaklarınız, mal varlıklarınız, bütçeniz, gelir gider dengenizle ilgili alanlarda bazı sürprizler gündemde olabilir, beklenmedik bir harcama, bir alışveriş gündemde olabilir ya da ani kazançlar olabilir. Yatırımlara biraz dikkat edelim. Daha önce yapılmış olan bazı yatırımlarınızla ilgili e, ilginç değişimlerle de karşılaşabilirsiniz bu dolunay döngüsüyle beraber. Genel olarak e, maddi durumunuz, maddi güvenliğiniz ve öz değer duygunuz, hani kendinizi güvende ve değerli hissedecek koşullarınızla ilgili hızlı gelişmelerin olması mümkün görünüyor. Sevgili Boğalar ve yükselen Burcu Boğa olanlar, burcunuzda meydana gelen dolunay, kuşkusu sizin için yılın en önemli zamanlarını işaret ediyor. Özellikle Güneş Burcu 8 derece ve yakınlarında olan e, Boğa Burçlarımız, bu durumda doğum gününüzün 25 Nisanla e, 3 Mayıs arasında olmasını bekleyebiliriz ve yine lütfen kişisel doğum haritanızı kontrol ediniz. Yükselen burcunuz, yükselen Boğalar 8 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa ve bireysel haritalarınızda 8 derece ve yakınlarında sabit burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa, dolunayın sizi çok güçlü bir şekilde etkilemesini bekleyebiliriz. Sağlığınıza özen gösterin. Kronik sağlık sorunlarınıza dikkatli yaklaşın. Özellikle nörolojik problemler, tiroid hormonu gibi dengesiz, buradaki bazı dengesizlikler, tansiyon sorunları, boğaz bölgesiyle ilgili problemler, sinirsel kökenli sorunlar dolunayda aktifleşebilir. Bireysel olarak daha özgür, daha bireysel davranmak isteyebilir. Yaşamınızda bazı ani e, hareketlerde bulunabilirsiniz ve etrafınızdakileri şaşırtabilirsiniz. Bunlar biraz daha belki ilişki dinamiklerinizle ilgili olabilir ya da iş ortamınızda, iş mesleğinizle ilgili konularda bazı özgür tutumlar içerisinde olabilir. Hatta Belki sürpriz bazı fırsatlarla bu e, dolunayla beraber karşılaşabilirsiniz sevgili boğalar. Fiziksel görünümünüzde de radikal değişimler yapmanız mümkün görünüyor. Bir imaj değişimi olabilir örneğin. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, dolunay 12. evinizde bazı farkındalıklar olabilir. Bilinçaltınız çok hareketli. Zaman zaman çok huzursuz ve heyecanlı olabilirsiniz. Bu dolunay biraz uyku sorunları yaratabilir. O yüzden daha sakin kalın. Dolunaya yakın zamanlarda çay kahve tüketimine dikkat edin, beslenmenize dikkat edin. Sağlığınızı iyileştirme adına, günlük hayatınızın kalitesini arttırma adına veya iş ve çalışma koşullarınızı iyileştirme adına belki bazı e, hızlı kararlar alabilirsiniz ve sürpriz düzen değişimleri olabilir. Gizli bir şeyler varsa hayatınızda aniden onları fark edebilirsiniz. Bazı sırlar ortaya çıkabilir. Sizi şaşırtacak gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Boğa dolunayı 11. evinizi aydınlatırken bazı sürpriz hızlı kazançlar elde etmeniz mümkün. Kariyer hayatınızda daha önceden yapmış olduğunuz çalışmaların hak edişleri gündemde olabilir. Bir anda etrafın dikkatini çekebilir, parlayabilirsiniz. Bazı hayallerinize, dileklerinize kavuşmanız mümkün. Hatta bunlar hiç beklemediğiniz sürpriz durumlarda olabilir. İlginç tanışmalar, sosyal çevrenizde yeni arkadaşlıklar olması mümkün. Bazı arkadaşlık ilişkilerinizde de hızlı değişimler olabilir. Hatta yine şaşırtıcı teklifler tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda da ilginç bazı gelişmelerin olması, hatta çocuklarla ilgili hayatınızda yine bazı düzenlemelerin olması da mümkün görünüyor. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, siz de güçlü etki alan burçlardansınız bir sabit burç olarak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 8 derece ve yakınlarındaysa, daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı hızlı gelişmelerin olması mümkün. Yer değişimleri olabilir, terfi, görev değişimleri olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle, müdürünüz, amiriniz, üstleriniz, bazı streslerin, huzursuzlukların olması mümkün. O yüzden lütfen ilişkilere dikkat edin. Ee, ama hiç beklemediğimiz bazı görevler de verilebilir size bu dönemde. Daha özgür davranmak isteyebileceğiniz bir dönem. E, aile üyeleri ve ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlar da gündeminizde olabilir. Onların sağlıklarına biraz özen göstermek gerekiyor. Evet taşınmalar, yer değişimleri, görev değişimleri bu dolunayla beraber e, hayatımızda da bazı heyecanlar yaratabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar. Dolunayla beraber ilginç ve hızlı bir seyahate çıkabilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Mahkemeler, davalar, akademik konular, eğitim hayatınız, ticari hayatınızda hem hızlı hem de heyecan yaratacak bazı sürprizlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Biraz daha iletişim trafiğinin arttığı, gerek sizin akrabalarınız gerek eşinizin yakınları onlarla da ilgili hani çok beklenmeyen bazı ani durumların bir anda hayatınızda gündem yaratması da mümkün görünüyor sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Boğa dolunayı 8. evinizde olacak. Finansal konulara biraz dikkatli yaklaşmak gerekiyor çünkü Para piyasaları ile ilgili gelişmeler sizin finans durumunuzu etkileyebilir. Bunun yanı sıra borç alacak dengesi, hisseli paralar, kredi gibi bir konu, miras nafaka sigorta prim gibi bir mevzu, dergi gibi bir konu, bir anda hani gündem dışı bir şekilde sürpriz olabilir. Ya da beklemediğiniz bir gelişmeyle de karşılaşabilirsiniz. Bir anda şifa konuları da gündeme gelebilir. Yani bir güzellik estetikle ilgili bir bakım. Bir diyete başlama, bir detoks, arınma programı, bir e, bilinçaltı çalışması ya da bir, e, bir sağlık sorununuzu çözümlemek için bir operasyon gündeminizde olabilir. E, genel sağlığınıza da bu dönemde biraz daha özen göstermekte fayda var finans konularında da çok ani risklere girmemekte fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, boğa dolunayı ilişki evinizde, güneş uranüs karşıtlığının etkisindesiniz. Önemli bir dolunay. Lütfen bireysel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz 27 Ekim ile 3 Kasım arasıysa, yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa, Bireysel etkileriniz de güçlenebilir. İlişki dinamiklerinizde beklenmedik sürprizlere hazır olmak gerekiyor. Yani bu bir arkadaşınız olur, eşiniz olur, işbirliği içerisinde olduğunuz bir durum vardır, ya da hizmet aldığınız kişiler. Bir anda hani ani ayrılıkların, bazı değişimlerin olması mümkün. karşımızdaki kişilerin beklemediğiniz fevri davranışları olabilir. Böyle bireysel çıkışları, özgürlük davranışları olabilir. Ya da siz bir anda İlginç bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bir anda sürpriz bir iş teklifi, bir evlilik teklifi, ilişki dinamiklerinizde aniden oluşacak bazı gelişmeler. Bunlar gündemde olabilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Boğa dolunayı 6. evinizde olacak. Günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili konularda bazı ilginç ve sürpriz durumlar olabilir. Belki bir iş temponuzda çalışma şartlarınızda değişimler olacak. Kullandığınız araç gereçlerde değişimler olabilir. Ee, belki biraz daha teknolojiyi, işte bilgisayarı, bilişim sektörünü daha fazla kullanacaksınız iş hayatınızda. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili beklemediğiniz durumlar olabilir. Bir anda bir eleman yanınızdan ayrılabilir ya da yeni bir eleman işe başlayabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Kronik sorunlara, tansiyon problemleri, nörolojik problemler, işte hormonal dengesizlikler, dolunayın tesirleriyle zorlayabilir bizi. Genel sağlığınıza özen göstermekte fayda var. Sağlığınızı iyileştirmek adına da belki alışkanlıklarınızı şöyle bir değiştireceksiniz. Daha radikal kararlar verebilirsiniz. Beslenmenizi de değiştirebilirsiniz tabii ki. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar dolunayla beraber aşk hayatınızda sürprizler olabilir. İlginç gelişmeler olabilir çocuk sahibi olabilirsiniz. Bir anda hamile kalabilirsiniz ya da hamilelikle ilgili veya böyle bir durum oluşabilir. Çocuklarınız var. Çocuklarınızla ilgili hızlı gelişmeler gündemde olabilir. Sosyal hayatınızda hareketlilik var. Para konularında da bazı sürprizlere hazır olun. Tabii ki finans konularında çok risk alınmaması gereken bir dönem. Çünkü inişlerin çıkışların olabileceği bir süreçteyiz. Ama daha önceden yapılmış bazı yatırımların Hızlı geri dönüşleri olabilir, e, kazançlar da elde edebilirsiniz. Bunlar size olumlu sürprizler olarak da gelebilir. E, arkadaş ilişkilerinizde de, arkadaş ilişki dinamiklerinizde de ilişkinizin seyrini değiştirecek bazı e, beklenmedik durumlarda bu dönemde gündemde olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, siz de bir sabit burç olarak en fazla etki alanlardansınız. Özellikle doğum günü 23 Ocak, 2 Şubat arası olan kova burçlarımız, yükselen burcu 8 derece ve yakınlarında olan kova burçlarımız daha güçlü tesir alıyorlar. Ev alanınız, yuva alanınızda ya da aile içi ilişkilerde bazı hızlı gelişmeler olabilir. Bir anda bir taşınmak gündeme gelebilir mesela. Bir anda belki bir emlak almak, satmak, kiralamak gibi bir konu gündemde olabilir. Ee annenizle, babanızla, ebeveynlerinizle ilgili konular bir anda hayatınızda şöyle bir gündeme gelebilir. Onların sağlıklarına da tabii dikkat etmek gerekiyor. Kendi sağlığınıza da dikkat edin. Özellikle kronik sorunlar, hormonal dengesizlikler, stres kökenli sorunlar, sinirsel bazı problemler, nörolojik problemler, tansiyon dengesizlikleri, hem aile üyeleri hem sizin için biraz daha belki dolunayda etkili olabilir. Çok yormamaya çalışalım kendimizi. Güvenlik alanlarımıza da dikkat etmeye çalışalım. Kariyerinizle de ilgili bazı değişimler olabilir. Bu da günlük hayatınızda alışkanlıklarınızın değişmesi, yer değişimleri, taşınmalar ve benzeri konuları da tetikleyebilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, boğa dolunayı size yeni ilginç fikirler getirebilir. Yeni ve farklı eğitimlere katılabilirsiniz farklı şeyler öğrenebilirsiniz. İnternet gibi alanlarda, teknoloji ile ilgili konularda adımlar atılabilir örneğin. Reklam promosyon çalışmaları, ticari gelişmeler eğitimle ilgili aktif bir dönem yeni bir beklemediğiniz bir seyahate çıkabilirsiniz yakınlarınızda kardeşler veya komşularınızla ilgili yani yakın çevre ilişkileriniz akraba ilişkilerinizde de onlardan gelen hani sizi şaşırtabilecek bazı sürpriz haberleri de hazır olmakta bu dönemde fayda var sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.